Bu yüz belirtileri genelde yetişkin insanlarda, özellikle erkeklerde genital bölgede, kaba etlerde, yine kadınlarda göğüs bölgesinde, kaba etlerde, koltuk altlarında, parmak aralarında yaygın deri döküntüleri olmakta. Çok değişik cilt döküntüleri olabilmekte. Çocuklarda ise saçlı deriden ayaklara kadar, özellikle avuçlarında, ayak tabanlarında yaygın deri döküntüleri olmakta. Yüz paraziti deri altında tüneller kazar. Gece hareketlendikleri için gece kaşıntısı fazla olmakta. Özellikle vücut ısısı arttığı zaman, yolların altına girdiği zaman bunlar yürümeye başlar ve kaşıntı kişiyi uykudan uyandırır. Uyuz hastalığı günümüzde oldukça yaygın gözükmekte. Hatta son yıllarda salgınlar halinde gözükmekte. Bu aslında dünya içinde böyle, ülkemiz içinde böyle. Uyuz hastalığının kontrolü özellikle düzensiz göçlerle artmakta ve toplu yaşam yerleri, toplu kullanılan eşyalar, işte insanların tatil kültürünün gelişmesi, otellerde kalınması, yine uzun seyahat gibi nedenler uyuz hastalığının yayılmasında önemli bir etken. Uyuz hastalığı paraziter bir hastalık. Deri altında gezen bir sarp koltuğun sebep olduğu şiddetli kaşıntıyla seyreden bir hastalık. Günümüzde tedaviler aslında gelişmekle beraber, bunun hem sürülen ilaçlar hem içilen ilaçlar olmasına rağmen tedavide son derece zorlanmaktayız. Bunun en büyük sebebi tedaviye riayet edilmemesi, tedavinin belli bir prosedürlerle oluşturulması ve bu prosedürlere hastaların çok riayet etmemesinden kaynaklanmaktadır. Uyuz hastalığı tedavisinde biz ailenin komple tedaviye riayet etmesi, herkesin kaşıntı olsun ve olmasın tedavi görmesi, tedavi süresince eve misafir alınmaması ve misafire gidilmemesini önermekteyiz. Yine tedaviden sonra kıyafetlerin mümkünse kaynatılması, kaynatılamayan kıyafetlerin 60 derecenin üzerinde yıkanması, yine kıyafetlerin kapalı, havasız bir poşette bekletilmesini bir hafta süreyle önermekteyiz. Bunlar da mümkün değilse kıyafetlerin, yine yatakların, çarşafların, battaniyelerin güneş altında bir hafta süreyle bekletilmesini önermekteyiz. Uyuz paraziti insan dışında yaşayamamaktadır. Ve 2-3 gün aslında normal süresi budur. 2-3 gün kıyafetlerin bekletilmesi yeterli görülmektedir. Fakat bu son günümüzde şiddetli vakalardan dolayı, tedavi dirençli vakalardan dolayı biz bu süreyi bir haftaya kadar da çıkardık. Tedavi süresince hastalar genelde tedavi sırasında işte ailede sadece kaşınan kişiler tedavi oluyorlar ve diğerleri tedavi olmadığı için sonra tekrar bulaşlar devam etmektedir. Uyuzla temaslı bir kişiyle karşılaştığımız zaman bu bir kuluçka süresi var. 15 güne kadar uzayabilmektedir. İşte benim şikayetim yok diye insanlar tedavi olmuyor fakat bakıyorsunuz bir hafta 10 gün sonra bu kişide de uyuz bulguları ortaya çıkmaktadır. Tabii uyuz hastalığı insanın konforunu son derece bozan, gece kaşıntıyla uyandıran, ciddi deri döküntüleri olan bir hastalıktır. Hastalarda bu sefer geçmeyen uyuzlar kişinin hem psikolojisini bozabilmekte, yaşam konforunu bozabilmekte ve ciddi hayat kalitesinde düşüşe sebep olmaktadır. Uyuz tedavisini eğer hekiminizin belirttiği şekilde, düzenli bir şekilde yaparsanız, bulaştan uzak durursanız, tedavi sırasında kremlerinizi düzgün kullanırsanız, mesela biz hastalara tedavilerinizi, kremlerinizi sürün diyoruz. Hasta diyelim ki lavaboya gidiyor çıkıyor, tekrar kremi sürmesi lazım. Eğer boşluk bırakırsak uyuz hastalığı tekrar nüksedecektir. Ailece tedavi olunması, tedaviye riayet edilmesi ve dirençli vakalarda mutlaka hekiminizle görüşülmesi önerilmektedir. Genelde hastalar ya aktarlara gidiyorlar, uygun olmayan ilaçlar kullanıyorlar, ilaçları uygun dozlarda, uygun sürelerde kullanmıyorlar. Bu da tedaviyi son derece güçleştirmektedir.